Arkadaşlar biliyorsunuz benim aracım Honda Civic 2020 Eco Elegance. Aracım hakkında küçük kısa bilgiler veriyorum. Cebinizde dursun. Belki zaman gelir lazım olur. Ekranda görmüş olduğunuz parmak ucundaki kadrana benzeyen bu işaretin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ben de bunu bilmiyordum ve Van'da görev yapan bir polis abimiz, kardeşimiz videolarımızın yorumunda sormuştu. Ben de anlayamamıştım. Instagram hesabımdan fotoğraf atar mısınız dediğimde bu fotoğrafı attı. Hatta fotoğraf atmakla yetinmeyip bir de video attı. Şimdi o videoyu beraber izleyelim arkadaşlar. Buradaki bak ustam, uygulama merkezinin altında şu kadran sembolü var. Buna bastığımda 3 tane menü çıkıyor. Yapılandırma 1, 2, 3. Ama bunlara bassan panel içeriklerini ayarlanıyor ama nereden ayarlanıyor bunu bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu izlediniz. Biz de bunun ne olduğunu tam olarak anlamamıştık. Beraber yorumlar yaptık ve bunun bir kısa yol olduğunu düşündük. Tam da tahmin ettiğimiz gibi bu bir kısa yol arkadaşlar. Van'da görev yapan bu abimiz, kardeşimiz Erhan Bey'e tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de bir şey öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu kısa yolun nasıl aktif edildiğini, bizim işimize nasıl yaradığı konusunda bir video hazırladım. Bunu hep beraber izleyelim. Umarım bir kişiye dair faydası olursa ne mutlu bize. Home tuşuna bastıktan sonra karşımıza gelen ekranda sağ tarafa çektiğimiz zaman bu kadrana benzeyen işareti buluyoruz. Buna bastığımız zaman karşımıza yapılandırma 1, 2 ve 3 çıkıyor. Peki arkadaşlar bunu 1, 2 veya 3'ü seçtiğimizde ne değişiyor? Şimdi oraya geliyoruz. Bu kısa yoldan hangisini seçersek arkadaşlar kadranımızda onun düzeni gelmiş oluyor karşımıza. Gördüğünüz gibi en başta navigasyon var, sonra benzin var. Burada gelip eğer ki buradan bakın arkadaşlar kadran işaretini seçiyorum. Seçtikten sonra buradan yapılandırma 1'i seçiyorum ve gördüğünüz gibi hemen sol tarafta bir şeyler değişecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şeyler değişti. Şimdi oraya bakalım. Gördüğünüz gibi en başa benzin olarak değişti. Tekrardan 3'e bastığımızda tekrardan yapılandırma süreci işletten sonra karşımıza burada tekrar navigasyon geldi. Arkadaşlar ikisini aynı anda çekmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi burada hangi yapılandırmayı seçersek bize seçtiğimiz yapılandırma karşımıza geçmiş olacaktır. Arkadaşlar bu bir kısa yol. Ne kadar kullanırsınız ne kadar kullanmazsınız bilmiyorum. Ama bu şekilde sunulmuş bir özellik. Buna bir gizli özellik de diyebiliriz arkadaşlar. Yani kimse bilmiyorsa bu bizim için gizli özellik olarak karşımıza çıkar. Bir de arkadaşlar bu yapılandırmaların düzeni var. Bu düzen hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Yani 1, 2, 3 hangi yapılandırma için düzen yapmak istiyorsanız orada örnek veriyorum 3 olarak girdiğiniz zaman hemen görüyorsunuz arkadaşlar araç panel yapılandırmasına tıkladığımızda buradaki yapılandırma 3 en üstte görüyorsunuz. Ve burada bu tuşlara basarak yani normal Android telefondaki gibi sağa sola çekerek bunun düzenini yapabiliyorsunuz. Sonra ekleme, silme hepsini buradan işaretleyip yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu biraz hızlı aldım. Ve en son arkadaşlar kadranda bizim istediğimiz düzen, araç paneli düzeni istediğimiz gibi çıkacaktır. Arkadaşlar dilimin döndüğünce anladığım kadarıyla videoyu hazırlamaya çalıştım. Anlamadıysanız lütfen tekrar Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. Umarım bir kişiye dair faydası olursa ne mutlu bize. Sizlerin de bilmediği, merak ettiği bir durum varsa lütfen siz de Instagram hesabımdan yazın. Biz bilmiyorsak biz de öğrenmiş oluruz. Bu videoyu gerçekten içeriğini biz de bilmiyorduk ama öğrenmiş olduk. Polis abimiz, Van'da görev yapan polis abimize çok çok selamlar tekrar. Arkadaşlar yepyeni videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.